sevmeler hopaşına galiba. Sana göre sevmeler. Arkadaşlar herkese merhaba. Kardeşiniz Berkay konuşuyor. Arkadaşlar paket gönderdik. 4 tane paketimiz vardı. Paketlerimizi gönderdik. Bakalım fişini aldık mı? Aldık tabii ki de. Evet arkadaşlar. Aynen. 30 euro arkadaşlar. 4 tane paket 30 euro. Gördüğünüz gibi. Gönderme parası bu sadece. Biz ürünlerimizi gönderme parasını arkadaşlar talep etmiyoruz. Gönderme parası içinde diyoruz. Şimdi de güzelce şeyimizi yaptık. Hava çok sıcak. Yani aşırı sıcak arkadaşlar. Yani bildiğiniz artık yaz geldi diye düşünüyorum. Yaz geldi. Millet harıl harıl arkadaşlar çiçek alıyor. Çiçeklerini, bahçelerini şey yapıyor. Biz de bahçeye lastikler aldık biliyorsunuz arkadaşın şeyinden. Biz de bahçeye arkadaşlar çiçekler ekeceğiz. Ağaç fideleri ekeceğiz. Meyve ağaçları falan ekmeyi düşünüyoruz arkadaşlar. Bakacağız. Şuradan şöyle. Teyze bize yol verebilir misin? Veremez misin? Teyze hiç oralı değil ya. Vallahi billahi. Uğramaz. Ben dalayım abi. Bu kadın hiç oralı değil. Şöyle. Yes. Arkadaşlar korkunç derecede çiçek satışı patladı. Şimdi göremiyorsunuz ama şu bakın kadın depodan çıkartıyor. Şey satıyor. Şurada bir tane çiçekçi dükkanı var. Thousands Schön diye. Çiçek fideleri, çiçekler. Biz de şimdi bu ara alırız hatta. Toprak aldım arkada. Onu da birazdan bahçeye götüreyim. Boya falan alacağız. Dediğim gibi meyve ağacı falan ekelim diyoruz. Meyve ağaçlarımızı dikeceğiz arkadaşlar. Çiçeklendireceğiz. Birazcık böyle hani yazın yola çıkmadan yani gelmeden önce biraz böyle güzelleştirelim istiyoruz. Biraz renklensin abi. Bahçe yemyeşil ya. İnsanın gözü yoruluyor birazcık arkadaşlar. Devamlı yeşil. Pembeler, fuşyalar, böyle sarı çiçekler, mor sümbüller vesaire vesaire. Bunlardan falan ekelim. Daha güzel olsun. Ya bir de uğraş olsun abi. Şimdi karantina falan. Tam karantina falan diyoruz da. Öyle çok da karantinada geçen bir zaman yok arkadaşlar. Herkes sokaklarda. Ya bir de insanların evlerinin bahçeleri falan olduğu için. Ya %60. İnsanlar o bahçelerle şeylerle uğraşıyor. Şimdi bir de tam zamanı. Çimlerini biçiyorlar. Hastanenin bile çimlerini biçiyorlar arkadaşlar. Ya bunlarla uğraşıyorlar. İnsanlar hani kendi alanları dar olmadığı için yani %50-%60'ından bahsediyorum. Kolay geçiriyor yani bu karantina günlerini. Ya biz de ne yapıyoruz? Belki bugün yine ineriz arkadaşlar. Bahçeye. Şu toprakları falan şey yaparız. Belki öğleden sonra da gidip çiçek böcek alırız. Evde soğan yetiştiriyorum. Yani çok güzel. Soğanı ektim arkadaşlar bir tane kutuya. Yeşil soğanlarım çıkmaya başladı. Ya böyle de bir güzelliği var. Ya toprakla uğraşmak falan güzel. Ya ileride böyle marul falan ekeyim istiyorum. Marul. İşte ne bileyim bir sürü şey ekeceğim yani. Kafamda bir ton plan var ama bakalım. Şimdi biz şuraya döneceğiz de orada aile geçiyor. İleriden dönelim. Yani arkadaşlar böyle. Haberiniz olsun yani. Aşırı sıcak. Aşırı sıcak arkadaşlar. Yani öyle böyle sıcak değil. Felaket sıcak. Şimdi sıcak olunca da biliyorsunuz geçen sene yazlığımızı aldık Kuşadası'ndan. Şimdi insan oraya gitmek için can atıyor. Eşyalarını falan da Mehmet kardeşim var İzmir'den, mobilyacı arkadaşlar. Buradan ona selam olsun izliyorsa. Bütün evi komple sıfırdan Mehmet yapıyor şu anda arkadaşlar. Yani eşyalarını falan. Biz şöyle evimizin önüne gelelim arkadaşlar. Şöyle bırakalım. Evet. Yani planlarımız var. Bakacağız arkadaşlar. Yani arabayı değiştirme planımız var. Bilmiyorum. Bir şeyler yapma planlarımız var ama. Şunu kapatayım. Abi o kadar sıcak oluyor ki.
şunu da kapatayım ben. Karanlık olsun biraz. Aynen. Yani biraz birkaç böyle planlarımız var arkadaşlar. Onları şimdi hayata geçirmeye çalışacağız. Ya dediğim gibi zaten biz yazın burada durmuyoruz. Yazın büyük bir ihtimal ya İstanbul'da oluyoruz ya yazlıkta oluyoruz. Bu sene Bodrum'da olmayacağız. Kuşadası'nda olacağız. Kuşadası'nda zaten bol bol vlog falan çekeceğim size. Göreceksiniz yani. Yani kendi işinizi yaptığınızda nelere başarabilirsiniz, neler yapabilirsiniz gibisinden. Ya böyle motivasyon videoları olacak. Bunun öncesindeki videolarda da böyle arsa satışı falan şey yaptım. O parodi arkadaşlar, biliyorsunuz öyle çok anlamam yani. Ben sadece alımdan anlarım, yatırımdan anlarım. Bu şeylerde böyle çok denk geliyor. Arsa satışı, şöyle yolu var, böyle yolu var falan var. Bir araştırıyorsunuz arkadaşlar. 20 ortaklı hisseli bir arsa çıkıyor. Yani böyle şeylere kanmayın diye öyle bir makara yapayım dedim size. Yani hani böyle şey olsun, biraz parodi yapalım. Trolledik yani, anladınız mı? Öyle düşünün. Şimdi arkadaşlar çıkacağız eve. Paketleri toprağa koyayım bir şeye. Çiçek, ama gerçi çiçekleri aldıktan sonra koyarım herhalde, bilmiyorum. Birkaç bayağı bir toprak da almam lazım. Bahçenin bir kısmındaki toprakları aldım, böyle kompost yaptım. İlave çiçek toprağı da almam lazım, nemli falan. Bir durumlar yapacağız yani. Şimdi çıkayım ben. Gideyim. Arkada paketleri götürsem mi ya? Kolileri. Neyse. Hadi bakalım. Gel Tayson. Topla bakalım. Şimdi araba da, araba var ya, pert pert. Yemin ediyorum pert arkadaşım. Arabaya bak. Bu şerefsizin yüzünden. Tamam, arkadaki şeyler dursun ya. Aynen dursun. Toprağı falan sonra alırız. Arkadaşlar hava bayağı bir sıcak. Yani o kadar sıcak ki biraz, hatta biraz zaman geçsin falan şey yapacağım ya. Bakın burası da açtı. Gördünüz mü? Çok güzel arkadaşlar. Size bahsettiğim çiçek bu. Ağaç bu yani. Bu böyle pes pembe oluyor. Daha da açıyor bu. Diğer şu da tomurcuklandı. O da açıyor arkadaşlar. Yani çok güzel ya. Vallahi billahi. Tyson biraz bahçede takılsın. Bakın size lastikleri de göstereceğim şimdi. Geç. Biraz daha çimler uzasın. Arkadaşlar komple buralara girişeceğim. Yeni çim makinesi falan alacağım zaten. Bakın burayı böyle yaptık. Burayı böyle çevireceğiz arkadaşlar. Bunların içinde toprak olacak. Burası çiçeklenecek. Bu da açıyor çünkü. Belki bilmiyorum, buralara falan da koyabiliriz. Ama şuraları falan budadıktan sonra buralara da böyle mesela böyle sıralı şekilde koyacağım lastik. Allah razı olsun, arkadaşlar da varmış. Buraları falan hep atmam lazım. Yani arabayla bunları poşetlere doldurup şeylere atacağım. Bunu da böyle yaptık arkadaşlar. Bakın buraya. Şuradan toprak aldım. Şuradan toprak aldım. Buradaki toprağı arkadaşlar, şimdi buraya bir böyle koydum. Bunun üstüne de normal satın aldığım topraktan koyacağım. Buraları çiçeklendireceğiz arkadaşlar. Çiçeklendireceğiz. Ve sonrasında da belki şu ortaya falan elma ağacı dikebiliriz. Bilmiyorum, bakacağım yani. Grilleri de böyle şey yaptık. Çıkarttık. Yani hava bozmadan tabii kapatıyoruz bunları. Hava bozunca şey yapmıyoruz. Yani bu şekilde arkadaşlar. Biraz daha çimler uzasın. Biraz daha bir kendine gelsin. Yani şu şekilde olsun arkadaşlar. Burayı komple ne yapacağız? Komple arkadaşlar budayacağız. Bunlar falan bakın böyle yerlerde papatyalar falan çıkıyor. Çok güzel ya. Bahçenin toprağı çok verimli arkadaşlar. Bakın. Papatyalar ekebilirim. Şeyler ekebilirim. Burada böğürtlen çıkıyor. Yani bu da böğürtlen ağacı. Ama burası karman çorman arkadaşlar. Oraları biçip buraya attım hep ben. Burası doldu. Yani bu böyle taşarsa yan tarafa, yandakiler rahatsız olup şikayet edebilirler. Bahçemizin son durumu arkadaşlar bu şekilde. Bisikletimi de çıkarttım. Bisiklete binerim falan filan. Şimdi biz çıkalım. Tyson. Tyson hadi gidiyoruz. Nerede, ne yapıyor acaba? Buyurun.
Koşuyor. Evet. Evet. Hadi gel oğlum. Hadi eve gidelim. Hadi arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bakın bunlar falan da. Bunlar da arkadaşlar pembe oluyor. Şimdi bunlar dökülüyor. Bunlar dökülüyor arkadaşlar. Sonra pembe oluyor. Çok güzel. Şu arkadaki falan bembeyaz oluyor. Bunlar falan hep böyle açıyor arkadaşlar yavaş yavaş. Çok güzel ya. Vallahi billahi. Hadi bakalım. Bay bay.